Şimdi arkadaşlar, biz camlarımızı aslında e, üçe ayırabiliriz. Bir, güneş kontrol camları. Güneş kontrol camları, özellikle biz bu sunumu 2000'li yılların başında yapsaydık ve deseydiniz ki, Yudum Hanım biz bir, e, işte Akdeniz'de bir otel projemiz var. Bize hangi camı önerirsiniz deseniz, size iki seçeneğiniz var derdik. Çünkü Akdeniz bölgesi sıcak bir iklim olduğu için bildiğiniz gibi, önemli olan etkin bir güneş kontrolü sağlamak. Güneş kontrolünü de iki şekilde sağlayabilirdiniz. 2000'li yılların başında. Camınızı ya renkli yapacaktınız ya da reflektif ve hem reflektif hem e, renkli cam yapabilirdiniz. Şimdi tek seçeneğiniz bu ikisiydi. Yani etkin güneş kontrolü için e, camlarımızı böyle koyu koyu e, refleksiyonlu yüksek ve renkli camlardan seçmek zorundaydık. Bunun bir dezavantajı İçeri oldukça az gün ışığı içeri almanız. Bunun e, anlamı şu oluyor. Ben mesela reflektif mavi, reflektif füme, reflektif e, bronz gibi bir cam tercih ettiğim zaman içeri aldığım gün ışığı miktarı %35-38'lere düşüyor. Bu da ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? İçeri girdiğiniz anda ya burası biraz karanlık mı acaba? Işık mı yaksak acaba anlamına geliyor. Çünkü %40'ın altına e, düşen... Güneşir geçirgenliği sizde oranın karanlık etkisi ne sahip olduğunu düşündürüyor. Bu da beraberinde bir yapay aydınlatma ihtiyacını beraberinde getirdiği için tabii ki elektrik tüketimimiz artmaya başlıyor. O yüzden önemli bir parametre. Şimdi diğer ihtiyacımız ne? Isı kontrolü. Diyelim ki soğuk iklim bölgesinde bir kayak oteli yapıyor olabilirsiniz. O zaman bize ne önerirsiniz Hanım derseniz o zaman low E dediğimiz ısı kontrol kaplamalı ürünlerimizi kullanacağımız ürünler önerebiliriz. Aklınızda olsun arkadaşlar. Lovi kelimesini duyduğunuz anda aklınıza ısı kontrolü gelsin. Tek başına Lovi'nin sağlayabildiği ısı kontrolü. Ama ben hem ısı kontrolü hem de güneş kontrolü yapmak istiyorum. E, o zaman camımı renkli de yapmak istemiyorum. Reflektif de yapmak istemiyorum. Ne yapabilirim? dediğinizde günümüzde Cam teknolojisinin geldiği noktada size önerebileceğimiz şahane ürünler var. Bu ürünlerin adı arkadaşlar genel adı solar lovi kaplamalı ürünler. Yani solar lovi lovinin kışın içeride ısıttığımız ısı enerjisinin dışarı kaçmasını engelleyen kaplamasına e, bir ek özellik katarak yazında dışarıdaki güneş ısısının içeri girmesini sınırlandırıyor. Dolayısıyla çift fonksiyonu olan hem yaz hem kış bize enerji tasarrufu sağlayan ürünlerimizin adı genel ailenin soyadı diyebilirim. Solar lovi kaplamalı ürünler. Bunların hem lovinin hem de solar lovinin temperlenebilir versiyonları var. Onlarla ilgili uygulamaları ve detayları birazdan paylaşacağım sizinle. Şimdi renkli camlara bakarsak aslında float e, prosesi esnasında cam e, Hamuruna belli pigmentler, renk e, verici maddeler eklenerek camı renkli hale getiriyoruz. Hamurundan renkli camlar diyoruz buna. Ve bu camların aslında güneş kontrolü yapma özelliği birinci amaçları. Güneş kontrolünü yaparken de güneşin ışığını daha az içeri alarak güneşin ısısını daha az içeri alıyor. Yani ışığı kısarak güneşin enerjisini de daha az içeri alıyor. Yaptığı şey bu. Renk, e, renkli camların amacı bu. Şimdi biz e, aynı zamanda bir de ısı kontrolü e, yapsın bu ürünler dediğiniz zaman dıştaki camınız renkli olurken güneş kontrolü sağlıyor. Biz çift cam ünitesinin iç camında bir lovi ile bunu desteklediğimizde lovi kaplamalı bir camla desteklediğimizde içerideki camda ısı kontrolü yapıyor. Bu anlamda ben renkli ve reflektif bir cam tercih ediyorsam demek ki içeride de mutlaka bir lovi ile bunu desteklemem lazım ki bu cam bir ee, aslında iklim kontrol camı olsun yani hem ısı hem de güneş kontrolü yapsın. Aksi takdirde sadece renkli bir cam kullanırsam dış camda içeride bir lovi kullanmazsam bu cam sadece güneş kontrolü yapar ama ısı kontrolü sağlamadığı için berbat bir ısı yalıtım değerine sahip olur. Ee, gelelim reflektif güneş kontrol camlarına. Ee, reflektif güneş kontrol camları da aslında aynı mantıkla renksiz ve az önce gösterdiğim size güneş kontrol, renkli güneş kontrol camlarımızın üzerine bu defa bir fabrika ortamındayken bir metal oksit kaplama uygulanıyor ve bu metal oksit kaplama sayesinde de biz camda böyle işte dışarıdan baktığımızda bakın bu İzmir'den bir proje İzmir'de lobi parlas projesi bir rezidans projesi ama baktığınız zaman bakın o kadar homojen görünüyor ki içeride ne olup bittiğini görmüyorsunuz onun dışında neresi kolon neresi döşeme neresi kiriş bunu bile algılamakta zorlanıyorsunuz çünkü bu filme e, reflektif bir cam kullanılan bir proje, e, içeri gelen ışık miktarı az ve refleksiyonu yüksek olduğu için böyle homojen bir etki, e, özellikle de sıcak bir iklim bölgesinde bir bazen mimari bir tercih olabiliyor. Artık çok fazla tercih etmesek de bazen mimarlar böyle e, tercihlerde bulunabiliyorlar. E, bu biraz işte projenin gereklerine göre değişkenlik gösterebilir. Şimdi gelelim arkadaşlar ısı yalıtımı ve az önce söylediğimiz yani lovi ve solar lovi'nin biraz daha detaylı haline. Şimdi maalesef şöyle bir gerçek var ki biz ülkemizde kullandığımız enerjinin yüzde yetmiş beşini ithal ediyoruz arkadaşlar ve Türkiye'de kullandığımız enerjinin de üçte birini binalarda tüketiliyor bu enerjinin. Şimdi binalara baktığımız zaman da en çok hani şimdi mesela camla ilgili bugün bu sunumu konuşmuyor olsaydık ilk aklınıza şu gelirdi bir nihayet tüketici olarak. Ee, en önce pencereler değil de aslında duvar yüzeyleri aklımıza geliyor. Yani duvarlardan aslında bizim ısı kaybımız yaklaşık yüzde %30-%40. Tabii ki duvarlarda en iyi ısı yalıtımını sağlayacak bir yalıtımı gerçekleştirmemiz lazım. Ama bir mantolama yaptık diyelim ki eski bir bina. E, Renove etmek istiyoruz. E, duvarları iyi bir şekilde yalıttık, iyi bir mantolama yaptık. Ama pencerelerimizi eğer yalıtmazsak, onları da iyileştirmezsek en az duvarlar kadar, yani yüzde %30-%40 oranında da ısı kaybını e, biz pencerelerden kaybediyoruz. Ki kaldı ki artık cam yüzey alanları o kadar genişledi ki duvardan çok bazı projelerde cam yüzeyine rastlıyoruz. O yüzden aslında bizim ihmal etmememiz gereken, edemeyeceğimiz bir parametre, pencere ve camın ne kadar iyi bir cam tercih edilmesinin yanı sıra yalıtımlı pencereler, yalıtımlı doğrama sistemleriyle birlikte entegre edilmesi lazım. Bu da çok önemli bir konu. Şimdi aslında ben size ilk öğrendiğimde çok şaşırdığım bir bilgiyi söyleyeceğim. Ya bu kadar da olamaz falan diye düşünüyordum ama yani çok ilginç. Umarım ki e, bu hızla e, kentsel dönüşüm en iyi şekilde yapılır ve e, Türkiye'nin konut stoğu hızla e, iyi ısı yalıtım değerlerine sahip olur. Şimdi şaşırdığım bilgi şu, Türkiye'de toplam 19 milyon konut stoğunun %45'inde tek cam kullanılıyor desem size, Şimdi bu size muhtemelen hiçbir şey ifade etmiyor genç arkadaşlarım. <laughs> Çünkü şimdi bunu değerli ortaya koyduğum zaman bir şeyleri anlayacaksınız. Şu anlama geliyor arkadaşlar. Tek camlı bir binada yaşıyorsanız siz birim zamanda sıcak olan ortamdan soğuk olan ortama kaçan ısı miktarı yaklaşık 6 watt bölü metrekare kelvin. E, bu değeri aklınıza tutun. 5.8 bunu yuvarlayalım 6 olarak aklınıza tutun. Ve Türkiye'deki toplam konut stoğunun %45'i bu tek e, camlardan oluşuyor. Biz bunu kalkıp bir çift cam haline dönüştürdüğümüzde yani hiç kaplaması olmayan sıradan bir çift cam haline dönüştürdüğümüzde bu değer 2.6 bunu da 3 gibi düşünün 6'dan 3'e düşürebiliyoruz. Ve Türkiye'deki sıradan çift cam Olan binaların oranı da yaklaşık yüzde elli. Ama bu da çok kötü bir değer. Bizim asıl hedeflediğimiz değerler aslında şöyle diyeyim Avrupa ortalamasının çok çok gerisindeyiz maalesef. Eğer biz bu çift cam ünitesinin sadece bir tane camında lovi ya da solar lovi yani lovi ve solar lovi aynı anda kullanmıyoruz sadece ısı kontrolü yapma ihtiyacımız varsa yani soğuk iklimde ise lovi ya da hem hem ısı hem de güneş kontrolü yapmak istiyorum dediğimiz bir iklimde ise klima ihtiyacımız varsa o zaman solar lovi kullandığımız zaman bizim erişebileceğimiz U değeri arkadaşlar 1.0 hatta 1.1 .1, hatta 1.0'a kadar düşürebiliyoruz. Yani ben 6 birimden 1.1 veya 1.0'a kadar yani 6 kat daha iyi sıratını sağlayabilecekken Türkiye'de toplam konut stoğunun sadece %5'inde dovi ya da solar dovi kaplamalı ürünler kullanılıyor ki bu çok acı bir şey gerçekten. O yüzden bu çok gerekli ve önemli bizim dönüşüm sağlamamız. Bu anlamda Türkiye yapı stoğu ortalamasının performansına baktığımız zaman rezalet. Yani 4 watt bölü kare Kelvin bu kadar kötü bir tablo. Sürekli biz enerjimizi aslında dışarı atıyoruz anlamına geliyor bu. Şimdi arkadaşlar U değerini biraz açmamız lazım. Çok önemli bir şey çünkü. U değerini biliyorsunuz biraz önce söyledim. Tekrar söyleyeyim. U değeri mekanik grubun Binayı bu sefer ısıtırken aldığı değer, soğuturken aldığı değer güneş enerjisi toplam geçirgenliğiydi. Şimdi ise binayı ısıtırken aldığı Değer. Dolayısıyla biz bu değerle gene uyumlu bir cam tercih etmemiz lazım. Biz ne kadar U değerimizi düşürürsek o kadar az e, aslında enerjiyi dışarı kaçırdığımız için daha etkin bir ısı yalıtımı yapmış oluyoruz. O yüzden tek camdan sıradan bir çift cama geçtiğimiz zaman iki kat daha iz. Siyahıtımı sağlayabiliyoruz. Yani 5.8 demiştim size tek cam. Bunu 6 gibi düşünün. Ee, i̇şte iki tane cam plakanın arasında ben havayı hapsettiğim zaman hava iyi bir yalıtkan malzeme olduğu için bir anda yalıtımım iki kat iyileşmiş oluyor. İşte ısı cam böyle bir şey. İki tane cam plakanın arasına ben havayı hapsediyorum ve bu iki tane cam arasına bir metal çıtağı ve bu metal çıtayı de kestiğiniz zaman içinde silika jel denen nem alıcı malzemeler var. Aslında havanın daima duru, e, durgun ve kuru olması gerekiyor e, ve bu şekilde ben iyi bir ısı sağlayabiliyorum. Şimdi 6'dan 3'e geldim 12 ara boşlukta. E peki aklınıza şu soru gelebilir. Madem hava iyi bir yalıtkan o zaman ben bu araya hapsettiğim havanın yüzeyini arttırayım. Daha iyi ısı sağlar mıyım? Evet sağlarsınız. Ne zaman sağlarsınız? 12 ara boşluktan 16 ara boşluğa çıktığınız zaman en etkin ısı yalıtım değerine eriştiğimiz noktaya ulaşırız. Biz bir de kalkıp bu iki tane camdan bir tanesinde lovi ya da solar lovi kullandığımız zaman erişeceğim 16 ara boşluktaki kuru hava yerine eğer soğuk iklimdeysek biz Kuru hava yerine bazen argon gazı kullanabiliyoruz. Bu durumda erişebileceğimiz en iyi U değeri 1.0'a kadar iyileşmiş oluyor. Ama en harikasını şimdi söyleyeceğim size arkadaşlar. Üçlü yalıtım camları. Bu İngiltere ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerde ve enerji verimliliği regülasyonları bizden çok çok ileri olan ülkelerde zorunlu olarak yapılması gereken bir uygulama. Pasif bina tasarımında da Olmazsa olmaz bir tasarım kriteri arkadaşlar. Şimdi üçlü yalıtım camı nasıl bir şey? Aslında üç tane camınız var. iki tane ara boşluğumuz var. Ve bu iki tane ara boşluğumuzda da 16 milim argon gazı kullandığımız zaman ve çok önemli bir şey bu ipucu. Üç tane camınızdan iki tanesinde lovi kullanmanız gerekiyor. Yani ben bir tane lovi kullanayım iki tane düz cam kullanayım. Hiçbir işe yaramaz. Üçlü cam kullanıyorsanız mutlaka iki tane camınızda birden kaplamalı camınız olacak. Bu kaplamalı camlarınız ikisi de lovi olabilir. Bir tanesi solar lovi bir tanesi lovi olabilir. Bu durumda bizim erişebileceğimiz U değeri arkadaşlar 0.5 Watt bölümetre kare kelvin. Yani 6 ile kıyasladığınızda 12 kat daha iyi ısı yalıtımı sağlayabileceğiniz bir Seçenek var ortada. Yani dolayısıyla bu ne demek biliyor musunuz? Tamamen camdan bir bina inşa edebilirsiniz. Anlamına gelebilecek kadar iyi bir değer. Şimdi kaplama, kaplama diyorum size. Solar love diyorum, lovi diyorum. Ne demek bu kaplama? Yani ben cam yüzeyine getirip bir film mi kaplıyorum? Hayır öyle bir şey değil. Bu tamamen fabrika ortamında yaptığınız, bakın şu sağda gördüğünüz bizim kaplama hattının bir fotoğrafı. Biz camı ürettikten sonra bu kaplama hattına giriyor cam ve bu kaplama hattında aslında vakum ortamında elektron saçılım yöntemiyle çok katlı bir metal oksit kaplama gerçekleşiyor. Ve bu kaplama saç telimizin sadece 300 biri kalınlığında yani 100 nanometre kalınlığında bir kaplamadan bahsediyorum size çok mucizevi bir şey ve bu kaplama ben tırnağımla kazımaya kalksam... Çıkartamayacağım camın hem fiziksel hem de kimyasal özelliklerine etki eden e, lovi ve solar lovi kaplamalar. Lovi ve solar lovi kaplamalar kendi içinde ışık geçirgenliği ve güneş ısı geçirgenliğine göre çok farklı performanslar sergileniyor. Şimdi birazdan zorlaşacak konu dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar, bir az önce size bahsettiğim şey yani bir ısı cam dediğiniz zaman bir kesit aldığınızda işte az önce gördüğünüz gibi iki tane camınız var. Şimdi bu camları ben dış ortamdan iç ortama doğru sıralarsam yüzeylerine benim kaç tane yüzeyim var? Aslında dört yüzeyim var. Yani dış camın dış ortamdan elimi, yüz, elimi sürdüğüm yüzü birinci yüzey dersem ikinci yüzey dış camın ara boşluğa bakan yüzeyi. Üçüncü yüzey iç camın ara boşluğa bakan yüzeyi. Dördüncü yüzey ise benim iç ortamdan cam yüzeyine elimi sürdüğümde dokunduğum yüzey. Şimdi dolayısıyla ben bu dört yüze içerisinde lovi kaplamamı hangi de uygulamam lazım? Ee, cevap şu, lovinin illa uygulanma yönü e, ikinci yüzey veya üçüncü yüzeydir diye bir şey. Söylememiz projeye göre değişkenlik gösteriyor. Ama hiçbir zaman üç, e, birinci yüzey yani atmosferik koşullara baktıramayacağınızı kesinlikle söylememiz lazım. Veya iç ortama baktıramazsınız. Çünkü bu kaplamalar hassas. Gümüş, kalay gibi farklı elementlerden oluştuğu için korozyona maruz kalırsa özellikle dış ortamda e, bu camlarda bozulma meydana gelebilir. O yüzden bu hassas kaplamaları koruma altına almak için lovi kaplamanın yeri ya dış camın ara boşluğa bakan yüzey yani ikinci yüzey olabilir veya bu dış camda örneğin renkli cam kullanmak istiyorsunuz veya reflektif cam kullanmak istiyorsunuz bu durumda içte kullanacağımız e, bu sefer lovi e, içe alacağım için üçüncü yüzey alabiliyorum dolayısıyla e, siz lovi kaplamanızı ikinci ya da üçüncü yüzeyde kullanabilirsiniz ama solar lovi e, kaplamanızı tek bir yönde kullanabilirsiniz. O da güneşe yakın olan taraf olduğu için çünkü bu cam hem güneş hem de ısı kontrolü performansı sergilediği için dış ortama yakın olan tarafta. Yani ikinci yüzeyde mutlaka ve mutlaka solar yeri değişmez arkadaşlar. Üçüncü yüzeyde yanlışlıkla solar uygulanırsa o cam e, kendi performansını sergilemez. Ee, o anlamda mutlaka solar lovi mutlaka ikinci yüzeyde olmalıdır. Şimdi burada lovi kaplamalı bir e, çift cam ünitesi görüyoruz. Şimdi lovi kapladığımız zaman biz e, aslında iç ortamda özellikle kış ortamında kışın dışarıda soğuk iç mekanda biz e, içerisini ısıttığımız zaman içeride ısıttığımız ısı enerjisi bu kaplamalı yüzeye çarparak tekrar içeri doğru yansıyor Ve böylece biz Sıradan bir çift cama göre az önce gördüğünüz gibi ısı kayıplarını 50 yani iki kat azaltmış oluyoruz. Bunun bir faydası şu mesela cam yüzeyine kışın elinizi sürdüğünüzde ısı transferi az olduğu için cam yüzeyi soğuk gelmez. Yoğuşma terleme etkisi çok geç olur gibi faydaları söyleyebiliriz. Bununla birlikte diğer bir faydası da gün ışığı geçirgenliğini normal pencere camıyla Neredeyse aynı sağladığı için e, siz normal pencere camından hiç farkı olmayan çok şeffaf, çok nötral bir etkide görürsünüz lovi kaplamalı ürünleri. Şimdi solar lovi kaplamalı ürünlere geldiğimiz zaman solar lovi'de de yine tek bir kaplama var. E, solar lovi'nin yeri ikinci yüzey demiştik. E, kışın lovi'nin size sağladığı fayda cebinizde. E, ısıtma giderlerinizi azaltıyor. Yazında dışarıdaki güneş ısısının içeri girmesini yaklaşık 40 oranında azalttığı için bu sefer klima giderlerinizi azaltıyor. Bu anlamda size yaz ve kış olmak üzere tasarruf sağlayan bir ürün haline geliyor. Ee, şimdi üçlü camlara gelecek olursak. Üçlü camlarda e, diyelim ki ben Erzurum'da bir kayak oteli yapmak istiyorum. Erzurum'da derdim kış. Çok uzun süren kış ve dolayısıyla iyi bir ısı yalıtımı sağlamak zorundayım. Bu durumda ben üçlü bir cam kullanırsam ikinci ve beşinci yüzeyde lobi ısı kontrol kaplamasını birlikte kullandığım zaman işte 0.6 watt bölü metrekare kelvin değerine erişebiliyorum. Ama ben diyelim ki e hem yaz hem de kış tasarruf sağlamak istiyorum. Ve daha da etkin bir e, enerji tasarrufu sağlamak istiyorum. Bu durumda ben ikinci yüzeyde solar lubi kaplamamı kullanırken beşinci yüzeyde yani iç camın ara boşluğa bakan yüzeyinde tekrar solar lubi kullanırsam ne olur? Hata yapmış olurum. Çünkü solar çalışma prensibi güneşe yakın olan tarafta olmalıydı. O yüzden tek bir solar lubi kullanmam yeterli. İçeride ise... Yani 5. yüzeyde lobi kullanmam e, bana yeterli geliyor. Bu anlamda en etkin e, ısı yalıtım değerini de 0.5'e kadar düşürebiliyorum bu şekilde. Peki ben hangi bölgede hangi camı kullanacağım? Baktığınız zaman işte gri ile taralı olan Doğu Anadolu bölgesi soğuk bir iklim bölgesi olduğu için temelde lovi kaplamalı çift cam ünitelerimiz veya çift lovi barındıran üç camlı yalıtım camı ürünlerimizi kullanmamız lazım. Şimdi Ege ve Akdeniz bölgesine baktığınız zaman buralarda yoğun bir tabii ki klima ihtiyacımız var. Çünkü etkin bir güneş kontrolü sağlamamız lazım. Bu durumda ise solar lovi kaplamalı çift cam veya üçlü cam kullanacaksak da hem solar lovi hem de lovi kaplamalı üç camlı yalıtım camını kullanacağız. Peki diyeceksiniz. bu parçalı bölgelerde yani ım, buralarda ne kullanacağız? İşte Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, işte Güney Doğu Anadolu gibi. Arkadaşlar burada projenin gereğine bakacağız. Bir sormanız gereken soru. Bu projede bir klima ihtiyacı var mı? Çünkü şöyle olabilir. Diyelim ki bitişik nizam bir proje yapıyorsunuzdur. Yan yana ve cepheniz kuzeye bakıyor. Sizin hiç güneş alıp veremediğiniz bir şey yok. Klima ihtiyacınız da yok. E bu durumda ben kalkıp solarlovi neden kullanayım? ...ihtiyacım yok. Ama ben... ...batıya bakıyor cephem... ...bir derecede derecede etkin bir... ...çok her tarafı cam bir cephem var... ...ve etkin bir şekilde... ...güneş kontrolü sağlamam lazım. Bu durumda klimada ihtiyacım olduğu için... ...mutlaka solarla kullanmam lazım. Yani bu soruyu kendinize sorarak... ...doğru cevabı bulmamız gerekiyor. Şimdi siz de... ...az önce söylediğim bu performans... ...değerlerini kalkıp bir... ...performans tablosuna... ...oturttuğunuz zaman... Daha iyi anlamanız için bunu göstermek istiyorum size. Şimdi arkadaşlar bizim cam kombinasyonumuz normal işte PVC doğramada küçük bir doğrama sistemi için konuşacak olursak işte 4-12-4 bir cam konuşursak eğer sıradan bir çift camda ışık geçirgenliğinin %80 olduğunu göreceksiniz. Bu çok yüksek bir ışık geçirgenliği oranı. Şimdi ben az önce dedim ki Lovi kaplama içeren bir çift cam ünitesi için ışık geçirgenliği neredeyse hiç değişmiyor demiştim. Bakınız %79 ışık geçirgenliği var. Yani lovi kaplamalı bir çift cam kullandığınız zaman ışık geçirgenliğinden hiç ödün vermemiş oluyorsunuz. Peki solar lovi kullanırsam ne oluyor? Solar lovi de gün ışığı geçirgenliğin %71'e oluyor. Yani %71 de aslında baktığınızda çok yüksek bir ışık geçirgenliği. O yüzden biz ışık geçirgenliğimizden ödün vermeden lowi veya solar lowi kaplamalı bir ürünü tercih edebiliyoruz. Önemli parametrelerden biri demiştim ki yansıtma değeri. Yani biz manzarayla iç içe, iç dış bütünlüğünü sağlamak istediğimiz bir proje söz konusuysa o zaman biz dışa yansıtma değeri ve içe yansıtma değeri %15'in altındaki bir ürünü tercih etmeliyiz demiştim. Bakınız hiç kaplaması olmayan sıradan bir çift camdaki dışa yansıtma değeri %14. Ben bunu lovi kaplama uyguladığım zaman daha da şahane bir değere erişiyorum %12. Hatta ve hatta solaryumu ve kullandığımda en mükemmel değere erişiyorum %10. Yani bu normal pencere camından bile 4 puanlık daha iyi bir etki. Dolayısıyla çok e, görüş alanını çok iyileştiriyor. Bunun dışında mekanik grubun binayı soğuturken aldığı gölgenime katsayısı çok önemli demiştim size. Bakınız aklınızda tutmanızı rica ettiğim bir değer var. Hiç kaplaması olmayan sıradan bir çift camda siz %75 güneş ısısını içeri alıyorsunuz arkadaşlar. Yani benim referansım %75. Yani ne demek biliyor musunuz? Hiç kaplaması olmayan bir e, camla bir binada yaşıyorsanız eğer siz binayı ne kadar soğutmaya çalışırsanız çalışın %75 güneş ısısı içeri girdiği için klima yeterli gelmeyecektir. O binayı soğutmak çok çok zor hale gelecektir. Ama ben... Burada Solar lovi kaplama uyguladığım zaman %75 yerine %44 güneş ısısı geçirgenliği içeri aldığım için oldukça ferahlaşmış oluyorum. Daha kolay binayı soğutabiliyorum. Bu e, sıradan Solar lovi değerlerimiz. Bunların çok çok daha iyi değerleri var. Şimdi birazdan onları göstereceğim size. Peki, Lobi için ben size hiç güneş kontrolü yapar demedim. E neden demedim biliyor musunuz? Çünkü aklınızda olsun arkadaşlar bir camla ilgili hiçbir şey bilmiyorsanız bile güneş enerjisi toplam geçirgenlik değeri o camın %50, %60, %70 gibi bir değer görüyorsanız o zaman hocam güneş kontrol performansı sergilemiyor diyebiliriz. İhmal edilebilir güneş kontrol performansı. Yani 75'e göre 56'ya indirmiş lobi yapıyor mu bir güneş kontrolü? Eh! Ama bu yapıyor denemez. Ne zaman ki biz güneş kontrol, güneş enerjisi toplam geçirgenliğini yüzde 40, yüzde 30, yüzde 20 gibi değerler görüyorsak ah, o zaman anlayın ki hocam bir güneş kontrol performansı sergileyebiliyor demektir. Bunun dışında U değerinden bahsettik. Çok önemli olduğunu söyledim. Hava ve argon gazı içinde 12 ve 16 ara boşluğa göre değişim değerlerini burada görüyorsunuz. Sıradan bir çift camda siz 12 ara boşluk bir cam için bunun 3 watt bölü metrekare kelvin olduğunu söylemiştim size yaklaşık olarak. Biz burada bir de 12 ara boşlukta argon gazı kullandığımız zaman bu 3 olan gibi 2.9 olan değeri 2.7'ye kadar düşürebiliyorum. Ama bunun yerine ben 12 ara boşluk yerine 16 ara boşluğa çıkarttığımda havayla zaten bu değeri sağlayabiliyorum. Dolayısıyla 12 argon gazı kullanacağımı 16 kuru hava kullanır mı aynı değeri yakalarım bu anlamda. Ne zaman anlamlı oluyor argon gazı kullanılması arkadaşlar? Eğer siz lovi ya da solar lovi kaplamalı bir ürün kullanıyorsanız o zaman işte 1.3 olan 16 ara boşluktaki kuru havadaki U değerimiz argon gazıyla 1.1'e kadar düşebiliyor. O zaman anlamlı bir şey yapmış oluyoruz. Şimdi özellikle TS825 revizyonundan sonra e, bilhassa e, bu yeni dönemde artık aslında solar Louis ve lobby kullanımı zorunlu hale geldiği gibi iki kaplaması da kaplamalı cam içeren üçlü cam e, kullanılması da zorunlu hale gelmek zorunda kalacak. Çünkü e, U cam değeri size az önce söylediğim değerler 1.1, 1.0, işte 1.3 dediğimiz değerler hep U cam değeri burada tariflenen şey u pencere değeri. Yani u camla birlikte cam ve doğrama sisteminin birlikte overall'daki değeri bize u pencere değerini veriyor. Bu anlamda bu değerlerin aslında 1.8 bütünleşik değerde olması gerekiyor. Bir de farklı iklim zonlarına ayrılmış durumda Türkiye. bu, bu durumda da solar faktör değeri de standarda eklendiği için biz farklı iklim zonlarına göre daha etkin güneş kontrolü sağlayan ürünlerimizi de kullanma zorunluluğumuz gelecek. Şimdi onu anlatacağım size ne olduğunu bu ürünlerin. Şimdi bir diğer önemli konu. Neredeyse sıfır enerji binalar arkadaşlar. Bu enzep binalarda Özellikle Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1 Ocak 2023 yılı itibariyle 5000 metrekarenin üzerinde yeni bina tasarımında e, aslında kullanılacak enerjinin en az %5'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından eee ka, e, yenilenebilir enerji kaynaklarından bu binaların tasarımının e, kullanması gerektiğini ve bununla birlikte bunu sağlayabilmek için en iyi yöntemlerden birisi olarak da gene iki kaplamalı bir üç camlı yalıtım camı kullanmak gerektiğini söyleyebiliriz bu sıfır enerji binalarda en kolay ulaşım yöntemlerinden biri. Şimdi 2025 1 Ocak itibariyle ise e, bu binanın tüketeceği enerjinin %5 yerine %10'unun yenilenebilir enerji kaynağından e, temin etmesi gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynağı dediğimizde de işte fotovoltaik paneller, işte bunun dışında rüzgar olabilir, su olabilir ama bir şekilde e, binaya entegre edilmesi gerekecek bu yenilenebilir enerji kaynaklarının e, ve bu miktarda e, 2000 metrekarenin üzerine yeni yapılan binalar. Dolayısıyla bu zorlayıcı kriterler e, bizim daha etkin e, bir enerji tasarrufu sağlamamızı umarız ki daha kolay e, erişmemize sağlayacak.